üzüntüyle değerlendiriyorum. Yani bunlara ne gerek var? Bir seçim olacak, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Seçilecek Cumhurbaşkanı bütün Kıbrıs Türk halkını desteklemesi gerekiyor. Burada Sayın Akıncı bizi bölmüş oluyor. Ya, nasıl bölüyor mesela? İşte federasyoncular, federasyon temelinde görüşmelere devam etmek. Halbuki diğer tarafta 50 yıldır federasyon görüştük. Rum tarafı hala enosis yolunda devam ediyor ve bizi azınlık olarak görüyor. Türkiye'ye yönelik sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gereksiz. Hatay'ı karıştırmaya ne lüzum var? Aynı şeyi Barış Pınarı Harekatı'nda da yaptım. Kıbrıs Barış Harekatı ile karıştırdı. Bunlar gereksiz şeyler, gereksiz söylediler. Kıbrıs Türk kalacak siyasetinin sloganının eskide kaldığını söylüyor. Maalesef benim gördüğüm Doktor Küçük'ün kemikleri de sızlamıştır. Çünkü Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır sözü 1949'da özgürlük liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ün ortaya attığı bir paroladır. Şimdi Kıbrıs'ta Sayın Akıncı'nın düşündüğü gibi bir federasyon olacaksa biz ne olacağız? Çünkü adamlar ne diyor? Birleşik vatanı birleştirecek ve Girne'de kahve içecek. Bu Samson'un da yazdığı kitaptaki vasiyetidir. Kıbrıs Türklerini birbirine düşürüp aynen diyor bizim yaşadığımız gibi ve neticede Girne'de kahvemizi içeceğiz. Bunları Sayın Akıncı görmüyor mu? Sonra bir gerçek var. Silahlanıyorlar. Ege adaları hep silahlandı. Şimdi Kıbrıs'ta da aşırı derecede silahlanıyorlar. Niçin? Ne gerek var? Ekonomileri zayıf olduğu halde aşırı silahlanıyorlar. Sonra Yunanistan'da savunma doktrinini ileri götürmeye çalışıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Parçalanıyoruz. Sayın Akıncı ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilecekse bu toplumu birleştirmesi lazım. Türkiye'ye karşı yerli olmaz ya. Olmaz. Türkiye'de kavga. Olmaz. Neden? Olmaz. Sayın Akıncı'nın açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirmeyi o şekilde iyi karşılamıyoruz ama gerçeği de bilmiyoruz yani. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Türkiye'yle tartışma... Yok, kesinlikle biz istemiyoruz Türkiye'yle tartışma. Zaten bir Türkiye'miz var. Onunla da tartışırsak kimle konuşacağız? Kimle konuşacağız? Akıncı'nın da yani beğenmiyoruz bu konuşmalar. İçerini tam bilemiyoruz. O kadar da bilemiyoruz yani. Ama bir açıklama bekliyoruz. Bizi aydınlatacak bir açıklama. Çünkü Nisan geliyor. Nisan'da oylarımızı kullanacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Hani bu şeyin, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi bu bambaşka bir şey. Onun için tekrar düşüneceğiz, tartışacağız, bakacağız, kararımızı vereceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Akıncı'nın açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yaptığı açıklama hiç iyi bir şey değil. Yani şu Nisan'a ne kaldı? Evet. Bir ay, iki ay kaldı. İki ay sonra bir seçim var. Sen seçim arifesinde yaptığın açıklama iyi değil. Düşünüp taşınmadan konuşulan cümleler bunlar. Türkiye ile ilişkiler nasıl olmalı? Türkiye'den hiç ilişkini kesmeyeceksin ki. Türkiye olmasa Kıbrıs olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian'a yaptığı açıklama adada da tepkiye neden oldu. Milletvekilleri ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yaptığı açıklamaları talihsiz olarak değerlendiriyor.